Merhabalar, ben Ahmet Gürkan Alan. Bugün size Pico 4 ile alakalı nasıl güncelleme yapabiliriz, nasıl oyun yükleyebiliriz ve nasıl developer modunu aktif hale getirebiliriz, bunu göstermeye çalışacağım. Evet, şimdi gözlüğümüzü takıyoruz. Evet, gözlüğümüzü taktıktan sonra zaten eğer gözlüğü yeni aldıysanız otomatik karşısında bir güncelleme gelecek. Ama bu güncelleme bu şekilde yapmayın. Hep birkaç versiyon geriden geliyor ve çok geç güncelleme yapıyor. Bunun yerine size çevrim dışı güncellemeyi nasıl yükleyeceğimizi anlatacağım. Ama ondan önce ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan ayarlara tıklıyorum. Bakın benimle geliştirici kısmı aktif. Sizde bu pasif olarak gelecek. Sol tarafta genele tıklayıp hakkındaya tıklayıp yazılım sürümüne 7 kere tıklıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın sol taraftan geliştirici mod gitti. Tekrar aktif etmek için bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu anda geliştirici mod aktif hale geldi. Yani siz de geliştirici modu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Eğer sidequest kullanacaksanız, oyun yükleyecekseniz bunu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Şimdi geliştirici ayarlarına tıkladım. USB hata ayıklama aktif olacak. Dosya bağlantısı, yani USB bağlantısı dosya aktarımı olabilir. Şu ekrandaki gördüğünüz gibi bunları yapabilirsiniz. Şu anda ben de aktif. Şimdi bu kolay kısmıydı. Aslında zor ama kolay kısmı. Çok diğer şey gibi, MetaQuest gibi bir platformdan üye olup geliştirici modu aktif etmeniz gerekmiyor. Direkt otomatik geliştirici modu aktif olarak oluyor. Daha sonra bilgisayarıma geliyorum. Öncelikle bilgisayarımıza Pico 4'ü bağlıyoruz. Size vereceğim linkten ilk yapacağımız iş bu sayfaya girip buradan Pico OEM Checker diye bir program var. Onu indirmemiz gerekiyor. Bunu indiriyoruz. Bunu indirdikten sonra ben masaüstüne Pico 4 diye bir klasör oluşturdum. Bakın OEM Checker diye bir klasörümüz var. Bunu klasöre çıkart diyorum. Çıkart dedikten sonra OEM Checker'ın içerisine gelip birincisi USB drivers install. Yani önce Pico 4'ü bilgisayara tanıtmamız için gerekecek driver'ı tanıtmamız gerekiyor. Buradan şu şekilde tıkladım. Ben de daha önce kurulu olduğu için zaten otomatik tekrar kurdu. İsterseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şuradaki olumlu yanıtı aldıktan sonra artık driver kurulmuş vaziyettedir. İkinci olarak da OEM Checker diye bir bug dosyamız var. Bunu tıkladıktan sonra burası önemli. İki tip sürüm var. Birisi global OEM, ikincisi global non OEM. Sizin cihazınız hangisi ise OEM mi yoksa non OEM mi ona göre indirmemiz lazım. Şuradaki true kelimesi çıktığı zaman zaten alt kısımda açıklaması yazıyor. Eğer true ise OEM, boş çıkarsa ise non OEM. Şu anda en son çıkan sürümü 5.6. Bunu click her yazan kısma tıklayıp bilgisayarıma indiriyorum. Ortalama 3 GB bir dosya. Dosyayı indiriyorum. Dosyayı indirdikten sonra dload diye bir klasör açıyorum. Ve indirmiş olduğum içeriği bu dload klasörün içerisine atıyorum. Daha sonra bunu da klasöre atıp Pico'nun analizine bırakıyorum. Dosya aktarım bittikten sonra artık otomatik olarak offline olarak Pico 4'ü güncelleyeceğiz. Buradan ayarlara girdim. Buradan da genelden en üstte sistem sürümü var. Buraya girdim. Daha sonra çevrim dışı güncelleme diye bir şey var. Burada görmüşsünüzdür. Buna tıkladığınız anda zaten indirmiş olduğunuz dosyayı bilgisayardan gözlükten görecek ve bunu güncellemeye başlayacak. Güncelleye bastım. Gözlüğüm kapanıyor. Ve ortalama bunun işlemi bir 4-5 dakika sürebilir. 4-5 dakika sonra artık gözlüğümüz yeni sürümle geçmiş olacak.
Yeni sürüme geçtikten sonra ufak birkaç işlemimiz daha var. Onları da size anlatacağım zaten. Evet, şimdi Pico 4 güncellendi. Artık son sürümüne yükseldi. Gözlüğü taktığınız zaman size kumandayı güncellemeni isteyecek. Onu da güncellemesini yaparsınız. Şimdi gelelim sırada oyun yüklemek veya uygulama yüklemek için yapmamız gereken bir işlemimiz var. SideQuest diye bir uygulama var. O uygulamayla cihazımıza oyun yükleyebileceğiz veya istediğimiz komutları cihaz üzerinde geliştirici modunda çalıştırabileceğiz. Şimdi gözlüğümü bilgisayara taktım. Bilgisayara taktıktan sonra zaten cihazım otomatik görecek. Burada bir dipnot: eğer bilgisayarınız Pico 4'ü görmüyorsa gözlüğü kablo takılı şekilde gözünüze takın. Sizden bir bilgisayardan erişim için onay isteyebilir. O onayı verdikten sonra hiçbir problem yaşamadan direkt bağlantıyı sağlayabilir. Şimdi Google'da SideQuest yazıyoruz. İlk çıkan web sitesine giriyoruz. Daha sonra buradan Get SideQuest gelip buradan dosyaları ve gözlükteki uygulamaları yönetme diyor. Şu seçeneğe tıklayıp evet dosyamızı indiriyoruz. Dosyamı indirdikten sonra kuruluma geçiyoruz. Direkt klasik kurulum ekranı ileridir. Kurabilirsiniz bunu. Bitir dedim. Arkadaşlar bitir dedikten sonra bakın sol üst tarafta yeşil bir ikon ve yanında da Pico ve onun kodu yazıyor. Şu anda bu artık bilgisayarımda istediğimiz oyunu yükleyebileceğimiz manasına geliyor. Şimdi burada küçük bir işlem yapacağım. Bu genelde güncellemelerden sonra uygulamalar açılmayabilir. Uygulama doğrulamasını iptal etmek için size ufak bir kod vereceğim. O kodu beraber gözlükte çalıştıracağız. Bunu size atacağım zaten. Şuradaki kodu tıklayarak buraya geliyoruz. Şurada en sağda run abd.com'uz. Şuna custom comment'e tıklıyoruz ve buraya bunu yapıştırıp run comment diyoruz. Şu anda komutumuz çalıştı. Artık bundan sonra uygulamada versiyon kontrolü yapmayacak. Eski oyunlarınız çalışılabilir konumda kalacak. Şimdi bir tane oyun yüklemeye çalışalım. Bakalım nasıl yükleyeceğiz. Burada ücretsiz oyunlar mevcut zaten. Şurada filtreleme kısmına gelelim. Buradan bütün uygulamalar diyelim. Filtrele diyelim. Buradan Pico'yu seçiyorum. Buradan da ücretsiz bir tane uygulamayı seçiyorum. Mesela ne ekleyelim? Direkt. Şu Open Brush diye bir uygulama var. Onu yüklüyorum. Şu anda bu indirme aşamasında. Şurada bak ikon olduğu yerde 1 yazıyor. Burada gözlüğe hangi işlemi yapacağı yazıyor. O şekilde atıyoruz. Bu bir taraftan hazır olurken bir de size bilgisayarımda daha önce indirmiş olduğum herhangi bir oyunu nasıl yükleyeceğimizi göstereceğim. Evet bakın. Uygulama kurulduktan sonra bu şekilde bir başarılı uygulama kuruldu uyarısı alırsınız. Mesela daha önce indirmiş olduğum bir uygulama var diyelim. Mesela şu uygulama. Bunu nasıl kuracağım? Direkt buradan sürükleyip bırakarak bu uygulamayı otomatik buna kurabilirim. Bakın kuruluyor şu anda. Bundan ilerisinde artık kendiniz forumlarda araştırarak bulabilirsiniz veya Telegram kanalından destek isteyebilirsiniz. Orada her türlü yardımda bulunurum size. Şu anda iki tane uygulamayı yükledim. Bakalım gözümüz takalım. Uygulamalar yüklenmiş mi? Şimdi bak sol tarafta kütüphane var arkadaşlar. Kütüphaneye tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra sol tarafta yüklediğiniz uygulama şuradaki bilinmiyor kısmına gelir. Şu bilinmiyor'a tıkladığınız zaman bütün yüklediğiniz uygulamaları, oyunları oradan görebilirsiniz. SideQuest'e yüklenen uygulamalarda dediğim gibi şu bilinmiyor sekmesinden çıkacak. Şu an tabi orayı açmıyorum. Oyun yüklemek bu kadar basit. Yani uygulama yüklemek, geliştirici olmak. Pico 4'te daha basit yani şu anlık böyle. MetaQuest'te bunlar daha zor. Çünkü önce kendi platforma Facebook'a developer hesabı açıp birkaç işlemden sonra ancak bu aşamaya geliyorsunuz. Ancak Pico 4'te daha cihaz gelir gelmez hemen güncellemesini yapıp versiyon doğrulamasını kapatıp SideQuest'i kurabilirsiniz. Uygulamalar, ücretsiz oyunlarda istediğiniz gibi yükleyebilirsiniz.
Bu SideQuest'te bulunan ücretsiz oyunlar aslında geliştirilmek amaçlı bu web sayfasını yüklenen oyunlar. Daha sonra bunlar sizden beta aşamasını geçirmek için sizin deneyimlerinize göre hata raporlarını alarak 100 versiyona geçiyorlar. Bu sefer de artık ücretli olmaya başlıyor. Bu tip deneysel içerikleri kullanmak, indirmek isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Ayrıca Android telefonla kullanabildiğiniz hemen hemen tüm uygulamaları SideQuest yöntemiyle, SideQuest uygulamasıyla indirip direkt sürükle bırak yaparak kurabilirsiniz. Ben birçok uygulama kurdum. Yani kendime ait özel uygulamanın çoğunu kurdum. Bugünlük bu kadar. Pico 4 ile alakalı size güncelleme nasıl yapılır? Bunun videosunu çekmeye çalıştım. Mutlaka eksiklerim olmuş olabilir. Eğer şimdiden bir hatam olduysa, bir eksiğim olduysa kusuruma bakmayın. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.